Özşeker. Sizlerle bugün Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'nin düzenlemiş olduğu 12. sınıflara yönelik eğitiminize destek amacıyla düzenlemiş olduğu kazanım izleme, çevrim içi kazanım izleme sınav soruları çözümlerini yapacağız. Hemen birinci sorumuza geçiyoruz. Birinci sorumuzda bileşiklerde atomların yükseltgenme basamakları toplamı sıfıra. Köklerde ise atomların yükseltgenme basamakları toplamı kökün yüküne eşittir. Buna göre karbonat kökündeki karbon atomunun yükseltgenme basamağı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Karbonat kökü -2 yüklü bir iyondur, bir köktür. Bizim bir bilgimiz var idi. Oksijen bileşiklerinde daima -2 değerli kalır. Şöyle alıyorum bunu. Karbonat, oksijen -2 değerlikli. Karbonun yükseltgenme basamağını bana soruyor. X diyorum. Bunların tamamının yükseltgenme basamakları toplamı, atom sayıları çarpımlarının toplamı neyi vermiş bana? -2'yi vermiş. Şöyle diyorum, karbondan bir tane var, oksijen -2 yükseltgenme basamağına sahip 3 tane var. Toplamları bana neyi vermiş? -2'yi vermiş. X artı -6 eşittir -2. X eşittir burada ne olacaktır? Artı 4 yükseltgenme basamağına sahip olacak. Yani karbonun yükseltgenme basamağı doğru seçeneğimiz, D seçeneğimiz olacaktır diyoruz. Bir diğer sorumuza geçelim. Evet sevgili öğrenciler, ikinci sorumuza devam edelim. Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde hidrojenin yükseltgenme basamağı değerlendiriyor? Burada benden bir bilgiyi bilmemi istiyor. Hidrojen bileşiklerinde daima +1 değerli kalır. Oksijen bileşiklerinde daima -2 değerli kalır. Bakalım. Hidrojen burada A seçeneğinde tamam suyla olması gereken yükseltgenme basamaklarını almış. B seçeneğinde hidrojen +1. Nereden biliyorum? Çapraz kuralına göre fosfatında -3'tür. Çapraz kuralına göre hidrojenin altına gelmiş. Tamam. Bu bir kökle hidrojen bileşik meydana getirmiş. Hidrojen, dikkat ediyoruz arkadaşlar, karbon, azot, fosfor gibi bileşiklerde hidrojen +1 yükseltgenme basamağını alır. Fosfor, trihidrojen, fosfir gibi bileşiklerde -1. Hidrojen, metallerle yaptığı bileşiklerde -1. Hidrür bileşikleriyle yaptığı bileşiklerinde hidrojen -1 değerli kalır. Burada metalle bakın, berilyum +2 yükseltgenme basamağı alacağı için doğru seçeneğimiz, E seçeneğimiz diyoruz ve üçüncü sorumuza geçiyoruz. Kimyasal tepkimelerde elektron alışverişi ile indirgenme ve yükseltgenme adı verilen iki ayrı olay gerçekleşir. Bir atom ya da iyonun elektron almasıyla gerçekleşen olaya indirgenme, bu olayın gösterildiği tepkimeye indirgenme yarı tepkimesi denir. Buna göre aşağıda verilen tepkimelerden hangisi indirgenme yarı tepkimesi dikkat değildir diyor. Bakalım B seçeneğinde flor 0 yükseltgenme basamağına sahip iken 2 elektron almış. Ve ne yapmış? -2 yükseltgenme basamağına sahip olmuş. Yani sıfırdan -2'ye indirgenmiş. Değerli arkadaşlar, tepki ve koordinat sistemini şöyle bir yapalım. Şurasını 0 kabul ettik merkez. Bakın yukarıya doğru +1, +2 diye biz çıkarken yükseltgeniyoruz. Hatta -1, -2, -3 bunun devam ettiği de düşününüz. Bakın buradan da yukarıya doğru çıkıyorsak biz yükseltgeniyoruz. Pratikte sayısal rakamları şu şekilde değerlendirip kafanızda şöyle tutabilirsiniz. Küçük bir ipucu verelim diyorum size. Şimdi demir +3 yükseltgenmeden 1 elektron alarak +2'ye indirgenmiştir. Bakın
3'ten 2'ye inmiş. Biz bir bilgiyi daha burada hatırlayalım, üzerine basalım. Bakınız, artı 3 ile elektronlar eksi 1 yüklü idi. Bir tane eksi ile artı 3 topladığım zaman girenler kısmında benim ne oluyor? Artı, şöyle yapalım, kalem sıkıntımız oldu, tamam. Girenlerde artı 2 toplam sayısal rakam olarak artı 2'yi görürken ürünlerde de artı 2'yi görüyorum. Demek ki bu yazım doğru bir yazımdır diyorum. Azot artı 5'ten 3 elektron almış, 3 tane eksi var. Sayısal olarak topladığım zaman artı neyi verecektir? 2'yi verecektir bakınız. 2 hidrojen atomu artı 1, 2 elektron almış, 0'a indirgenmiş, doğrudur diyorum. Oysa A seçeneğinde çinko, bakın, 0 yükseltgenme basamağından çinko 2 elektronu vermiş. Topladığım zaman 0, 0, lakin 0'dan artı 2'ye yükseltgenmiş olmayan yarı tepkimen, indirgenme yarı tepkimen A seçeneğidir diyoruz ve 3. sorumuza geçiyoruz. 3. sorumuzda fosfat eksi 3 yüklü bir köktür. Yapısındaki PX iyonu. Hemen şu fosfatın yapısına X diyorum. PO3. Bakınız gene evet yükseltgenme basamağı 3. Fakat birinci kökümde oksijen 4 taneyken ikinci kökümde oksijen 3 tanedir. Bunun yapısındakine de PY demiş. Ona bu iyona dönüşürken gerçekleşen olay aşağıdakilerinden hangisinde doğru verilmiştir? Değerli arkadaşlar, bakalım şimdi. PO4 eksi 3, hemen bilgimi hatırladım, oksijen bileşiklerinde daima eksi 2, bu PX'ti. Şurada işlemi yapıyorum. X çarpı P artı eksi 2 yüklü oksijenden 4 tane var. 4 tane var. Toplamları bana eksi 3 vermiş. Px artı eksi 8 eşittir eksi 3'ten benim Px'im ne olacaktır? Ne olacaktır burada? Eşittir artı 5 olacaktır. Hemen Py için bu işlemi yapalım. 3 taneydi. Py eksi 2 eşittir eksi 3'ten. Bundan devam ediyorum. Py artı eksi 6, 2 kere 3 6 eşittir eksi 3'ten. Buradaki Py'miz bizim ne olacaktır? Artı 4 olacaktır. 2, 4, 8 eksi 3 artı 5 eksi 6 P3 tamam 6 eksi 3 pardon çocuklar eksi 3 buradan da artı 3 olacaktır diyoruz. Yani benim fosfatım PO3 iyonuna Py iyonuna dönüşürken gerçekleşen olay artı 5'ten artı 3'e 2 elektron alarak indirgenmiştir diyoruz. Şimdi aslında şurada bu olayı ben size şöyle göstermek istiyorum. P. Değerli öğrenciler, bir anekdot daha size vermek istiyorum. Bakınız, biz birincide ne görmüştük? Fosfatı artı 5 bulduk. 2 elektron aldı. Ve benim fosfatım artı 3'e indirgendi. Yükleri topladığımda kimyasal tepkimelerde girenlerin yükleri toplamı çıkanların elektron yükleri toplamına eşittir. Buradan artı 3 bakınız ürünlerdeki artı 3'e eşit olmuş. Yani 2 elektron alarak artı 5'ten fosfatım benim artı 3'e indirgenir şıkkımız bizim. Doğru seçeneğimiz C seçeneğimizdir diyerek 5. sorumuza geçiyoruz.
denkleştirilme yapılmış. İndirgenme yükseltgenme yani redox tepkimeleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Alınan elektron sayısı verilen elektron sayısına eşittir ki bu redox tepkimelerinin temelidir. Elektron veren tür yükseltgenendir. Arkadaşlar bir x atomu yapalım. Artı 2 diyelim. Elektron vermiş olsun. Yani elektronun bilim ürünlerde. Bakınız ürünlerde. Verildi elektronu. Benim x atomum ne yaptı? Artı 1'e. Gene aynı mantık. Girenlerin yükleri toplamı, ürünlerin yükleri toplamına ne olacaktır? Eşit olacaktır. Artı 3, artı 2. Bakınız elektron veren tür ne yapmıştır? Artı 2'den artı 3'e bir elektron verdiğinde yükseltgenmiştir. Yükseltgenendir. Doğru seçeneğimiz. Elektron alan tür indirgendir. Hayır, yükseltgendir. Yanlıştır. Demek ki benim 1 ve 2. öncüllerim doğru seçeneğimdir. Doğrusu Denizli seçeneğimizdir. Evet sevgili öğrenme, 6. soruya bakıyoruz. Sülfürik asit çözeltisine gümüş çubuk batırıldığında oluşan çözeltinin içerisinde gümüş sülfat iyonları oluşurken kükürt dioksit gazı da açığa çıkıyor diyor. Sorumuzu şuraya yazıyorum. Okuduğumu gümüş katım var. Sülfürik asit çözeltimin içerisine batırıyorum. Gümüş sülfat kısısı çözeltisi iyonları oluşurken diyor. O zaman nedir bu? Bir çözeltidir. Kükürt dioksit gazı da açığa çıkıyor. Lakin burada tabii ki suyumuz da oluşacaktır. Devam edelim. Gümüş elemental halde girenlerde sıfır. Oksijen bileşiklerinde daima iki, hidrojen bileşiklerinde daima artı bir değerliktedir. Bileşiklerin iyon yükleri toplamı, atom sayıları toplamın, iyon yükleri sayılarının, atom sayılarının çarpımlarının toplamı sıfır vereceği için artı 2 kükürt girenlerde sülfürik asit de artı 6 olacaktır. AgSO4 gümüş sülfat çözeltisinde iyonlarından bahsediyorduk. Çözeltimin bileşiğimin yapısı budur. Burada oksijenim eksi 2, gümüş artı 1, 2 tane gümüş var artı 2. Burada yine artı 6 olacaktır. Devam ediyorum, oksijenim eksi 2, burada kükürt artı 4 olacaktır. Dikkat ediyorum, sülfürik asitte artı 6'dan artı 4'e 2 elektron alarak indirgenmiştir. 2 elektronla indirgenmiştir. Devam ediyorum, burada zaten eksi 2. Bakınız, gümüşüm girenlerde sıfır iyon yüküne sahipken ürünlerde artı 1 iyon yüküne sahiptir. Yani burada nedir gümüşüm? Benim yükseltgenmiştir. Zaten bir bilgi vardı. Hemen dikkat. Sülfürik asit kuvvetli asit, hassel kuvvetli asit bunlar nedir? Yükseltgen özellik gösterir. Kendi içerisinde sülfürik asidin kükürt çünkü bakınız indirgenmiştir. Sülfürik asit indirgen değil, yükseltgendir. Yani yanlış olan seçeneğim, E seçeneğim, sülfürik asit indirgen değil, yükseltgendir diyoruz ve 7. sorumuza geçiyoruz. Bakır artı 2 iyonları çinko metalini yükseltgendiğinden yükseltgen özellik gösterir. Çinko metali elektron vererek bakır artı 2 iyonlarını indirgediğinden indirgen özellik gösterir. Aşağıda verilen tepkime denklemlerinin hangisinde bakır artı 2 iyonları çinko metalinden elektron alarak indirgenirken yani bakır sıfıra indirgenirken çinko metalinin artı 2 iyonuna yükseltgenmesine sebep olur. Okuduğum soru kökümü kimyasal olarak yazdığım zaman ortaya çıkan reaksiyon denklemimde benim redox tepkimemde bakıyorum hangisine sebep olur çinko 2 çinko bakır 2 elektron vermiştir. Çinko 2 elektronu almış ve çinko artı 2'ye yükseltgenmiş.
ve doğru seçeneğin Bursa seçeneği olarak ortaya çıkmıştır diyorum. Hemen 8. sorumuza geçiyoruz. Aşağıda verilen tepkimelerin hangilerinde karbon elementi yüksek gelmiştir? Devam edelim. Evet, karbon elemental. Birinci öncülümüze baktık. Oksijen elemental. Burada karbonun yükseltgenme basamağı oksijenin altına çarpım durumuna gelmiş. Demek ki burası eksi 2, burası artı 4. Sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. Çapraz koralında oksijenin altına indi. Sıfırdan artı 2'ye ne yapmıştır? Yükseltgenmiştir karbon. Hemen devam ediyorum. Artı 4. Sıfır. Karbon. CH4 metanda ne yapmıştı? Hidrojenim artı 1, karbon eksi 4. Artı 4'ten eksi 4'e ne yapmış? İndirgenmiştir. CH4 eksi 4'te karbon, hidrojenim artı 1, oksijen 0, oksijen, karbon artı 4, eksi 2. Eksi 4'ten artı 2'ye ne yapmıştır? Yükseltgenmiş, yani doğrudur. Demek ki 1 ve 3. öncüllerim benim olduğu doğru seçeneğim, D seçeneğim benim sorumun cevabıdır diyoruz. 9. sorumuzda bir kimyasal tepkime vermiş. Bu tepkime ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Bakalım, çinko yükseltgenmiştir. Elemental halde klor eksi 1, çinko artı 2, çinko 0'dan artı 2'ye yükseltgenmiştir, doğru. Redoks tepkimesidir. Alınan verilen elektron var mı? Hemen bakıyorum. Çinko 2 elektron vermiş. Peki bunu alan var mı? Klor eksi 1, hidrojen artı 1. Bakınız 0. Artı 1'den 0'a hidrojenim indirgenmiş. Demek ki verileni alan var ve redoks tepkimesidir diyorum. HCl hidroklorik asit indirgendir. Az önceki sorumuzda da bize ipucunu vermişti. Hidroklorik asit, sülfürik asit gibi kuvvetli asitler nedir? Yükseltgen özellik gösterirler diyoruz ve bu yükseltgendir dedikten sonra doğru seçeneğimiz 1 ve 2. öncülümüzün olduğu C seçeneğidir diyerek son sorumuza geçiyoruz. Verilen redoks tepkimesi denkleştirildiğinde demek ki biz daha burada bir denkleştirme istiyor. İfadelerinden hangileri doğrudur? Karbonum 0. Bakalım hemen, sülfat kökümüz eksi 2 idi. Burada nedir oksijenin? Yine eksi 2. 2 kere 4 8, eksi 8 var. Hidrojenim artı 1 artı 2. Ne olacaktır? Burada kükürdüm. Artı 6 olacaktır toplamlarının 0 olması için. Karbon artı 4 eksi 2. Eksi 2 kükürt artı 4 olacaktır. Kükürdüm artı 6'dan arkadaşlar. Artı 4'e 2 elektronla ne yapmıştır? İndirgenmiştir. Devam edelim. Başka neyimiz var? Karbonumuz 0'dan artı 4'e 4 elektron vererek yükseltgenmiştir. Bakınız 2 elektrona 4 elektron değişimi var. Bunları alınan verilen elektron sayılarını eşitlemek için yukarıdakini 2 ile çarparım. Demek ki sülfürik asidin başına 2 gelecek. 2, 4 hidrojen, suyun başına 2, kükürdün başına 2 gelecek. Ve kimyasal redoks tepkimi ben denkleştirmiş olacağım. Hangileri doğrudur der? Elektron alışverişi karbon ve sülfürik asit molekülleri arasında gerçekleşmiştir. Doğru. Ne yapmıştır? Karbonum yükseltgenirken sülfürik asidimdeki kükürdüm indirgenmiş. Yani yine bir bilgiye dönmüştük. Sülfürik asit kuvvetli asittir. Yükseltgen özellik gösterir. Çünkü kendisindeki kükür indirgenir genellikle diyoruz. CO2 bileşiğinin önüne mol sayısı 2 olur. Evet, kükürdüm başına 2 gelmiştir. Denkleştirdim, doğrudur. Karbon yükseltgenmiştir. 0'dan artı 4'e yükseltgenmiştir. Demek ki bütün ifadelerim nedir burada benim? Doğrudur. Doğru seçeneğim, E seçeneğim olacaktır diyoruz. Sevgili öğrencilerim, sorularımız, çözümleri bitti. 12. sınıflara, yani sizlere destek amacıyla Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün eğitiminize katkı sağlamak amacıyla sizleri biraz daha bu sıkıntılı günlerimizde
öğrencilerimizi motive etmek amacıyla Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi olarak sizlere bu tip çalışmalarımızı, bu tip soru çözümlerinizi aralıklı belirli periyotlar içerisinde yapmaya devam edeceğiz. Sizler çalışınız, sizler öğretmenlerinizle günlük derslerinize devam ediniz. Bizler de sizi buradan destekleyelim. Daima sorularınızı, herhangi bir kafanıza takılan soru çözümlerinizi bize ulaşınız, bana ulaşınız. Ölçme değerlendirmedeki tüm öğretmenlerinize ulaşarak ve bizlerin bu soru çözümlerimizi takip ederek başarınızı bir kademe daha, hatta 3-5 kademe daha hep birlikte el birliğiyle arttıralım, çıkaralım diyoruz. Ve Sakarya'mıza hep beraber daha güzellikler yaşatmak için elimizden gelen her şeyi birlikte yapalım diyorum. Bu sıkıntılı günlerde sizlerden güzellikler bekliyorum. Lütfen ve lütfen sevgili öğrencilerim, sevgili gençler, maske, mesafe, temizlik, hijyen kurallarımıza dikkat edelim diyoruz. Çünkü bizleri, sizleri seviyoruz ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Hoşça kalın diyorum.